Ekonomik ve siyasi buhranlarla boğuşan, darbe ve krizlerle yoğrulan yüzyılı değerlendiren tarihçi yazar Sinan Meydan, büyük bir bağımsızlık mücadelesi sonucunda kazanılan Cumhuriyet'in sağlam temeller üzerine kurulduğunu söyledi. Bu yüzyıla baktığınız zaman biz her şeyi gördük, her şeyle sınandık. Yani Cumhuriyet antiteziyle sınandı. Nedir Cumhuriyet'in antitezi? Siyasal İslam. Cumhuriyet darbelerle sınandı. Antidemokratik baskı düzenleriyle sınandı Cumhuriyet. Ekonomik sorunlarla sınandı. İşte eğitim problemleri yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün buralardan ben ders çıkardığımızı tahmin ediyorum. Şunu da görmek lazım tabii. Cumhuriyetimiz temeli sağlam. Temeli niye sağlam? Çünkü temelinde büyük zafer var. Yani bir bağımsızlık mücadelesi var. Bir bağımsızlık mücadelesinin üstüne kurduk biz o cumhuriyeti. Cumhuriyetimizin temelinde ki bağımsızlık mücadelesi çok değerlidir, çok kıymetlidir. Meşruiyetini bağımsızlık savaşından alır bizim cumhuriyetimiz. Şöyle ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki başka cumhuriyetlere benzemez. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti adeta şehit kanlarıyla yoğrulmuştur, öyle ifade ederim. Çünkü Büyük Taarruz, ondan önce Sakarya Meydan Muharebesi, bu savaşları kazanmasaydık ne bu ülkeye sahip olacaktık ne bu cumhuriyet olacaktı. Onun için bir kere endişelenmeye mahal yok. Evet, büyük problemler yaşıyoruz. Evet, birinci yüzyılda çok sorun yaşadık ama tekrar ediyorum. Buradan alacağımız güçle, buradan alacağımız enerjiyle, buradan alacağımız dersle daha iyi bir Türkiye kuracağız. Ve Türkiye'yi muasır medeniyetler düzeyine taşıyacağız. Bundan zerre kadar kuşkum yok. Cumhuriyeti kuran, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Gazi Meclisi'nin başkanlık sistemiyle devre dışı kalmasının endişe verici olduğunu ifade eden Meydan, bir an önce parlamenter sisteme geçilmesinin gerekliliğini vurguladı. Meclis üstünlüğünün yeniden kurulması gerekir diye düşünüyorum. Yani şu an meclisin biraz bypass edildiğine inanıyorum ben. Yani başkanlık sistemiyle birlikte Cumhuriyeti kuran meclis, Kurtuluş Savaşı'nı veren meclis, Gazi Meclis dediğimiz o Türkiye Büyük Millet Meclisi ki o hiçbir zaman kapanmamıştır. Darbelerde bile biliyorsunuz hemen darbeden sonra siyasi partiler faaliyete geçmiş, meclis çalışmaya başlamış ve yönetimi devralmıştır. Dolayısıyla yeni sistemde meclis biraz devre dışı kaldı. Bu endişe verici. Yani Allah korusun Türkiye milli güvenliğini ilgilendiren büyük sorunlarla karşı karşıya kalırsa, ki kalabilir, o zaman kararın tek bir kişi tarafından verilecek olması, meclisin ikinci planda kalacak olması endişe verici. Dolayısıyla en büyük sorun bence şu an Türkiye'nin yeniden parlamenter sisteme geçmesidir ve doğru işleyen bir parlamenter sistemin kurulmasıdır diyorum. Meclisin güçlendirilmesi çok önemlidir diyorum. İkinci yüzyılda Türkiye'yi bekleyen en önemli sorunlardan sığınmacı konusuna dikkat çeken Meydan, millet olma bilincimizin tehdit altında olduğunu belirterek şöyle devam etti. Evet, Türkiye'nin yapısını, demografik yapısını değiştirme boyutunda bir sığınmacı sorunumuz var bizim. Yani bugün alışveriş merkezlerine girdiğinizde İstanbul'da gerçekten kendinizi başka ülkede hissediyorsunuz. Sokağa çıktığınızda kendinizi başka ülkede hissediyorsunuz. Bunun tehlikesi şu, bu aidiyet duygusunu kaybettirir toplumdaki bireylere. Bakın, yabancılaştırır. Yani kendi ülkenize yabancı hale gelirsiniz, yabancılaşırsınız ülkenize, vatanınıza, toprağınıza. Çünkü yabancı dil konuşuluyor etrafınızda. Başka kültürden insanlar ülkenizde dolanıyor. Sayıları az değil. Yani farkı, algıda seçicilikten bahsetmiyorum. Gerçekten çoğunluk hale gelmiş durumdalar bazı yerlerde. Başka bir dil, başka bir kültür, millet olma bilincinizi tehdit eder bu her şeyden önce. Ulus bilincinizi tehdit eder. Ekonomi ve eğitim vesaire, başka sorunları bir yana bırakıyorum. Güvenlik vesaire. Onun için yakın gelecekte bizim bir Suriye sorunumuz olacak maalesef.